değişimi yaşandı az önce genel kurulda. Size zarar söyleyeceksiniz. İlk 4 maddenin değiştirilmesi sonucu iddialar vardı. Bu konuya ilişkin olarak itirazlar oldu. Arkadaşlar, anayasanın 4 maddesi nedir? Devletin şekli Cumhuriyet. Madde 1. Niteliği ne? Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti. Devletin niteliği. Üçüncüsü ne? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Bayrağının ay yıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilin Türkçe olduğunu, başkentin Ankara olduğunu. Efendim, dördüncü de bu üç maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini. Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır AK Parti ne diyor? Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun. Bu maddelerin teminatı Yüce Türk Milleti'dir ve AK Parti iktidardır. İsmail Aydın'ın konuşması MHP'de tepkiyle karşılandı. Evet. Bahçeli'yle görüştünüz mü bu konuda hiç? Yok, görüşmedim. Bu konuda görüşülecek bir şey yok. Bahçeli de bu konuların ne olduğunu benden daha iyi bilir. Neyin değiştirileceğini, neyin değiştirilemeyeceğini Sayın Bahçeli çok iyi bilir. Efendim, Kıbrıs görüşmeleri ikinci nevreye gitmemeniz eleştirildi. Bir de bugün meclise yansıdı. Niye gidelim? Muhalefet sizi, daha doğrusu hükümeti Kıbrıs'ı satmakla suçladı. E nasıl? Ne demek satmak? Çok ayıp bir şey ya. Yani bu en azından hakikaten haddini bilmemektir. Yani gitmeyince satmış mı oluyoruz? Böyle bir şey olur mu? Gitmemizi gerektiren bir durum yok. Kıbrıs'la ilgili görüşmeler uzun yıllardan beri devam ediyor. Kıbrıs için bizim şartlarımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Kıbrıs'ta güvenlik ve garanti konusu, Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenliği hiçbir şart altında vazgeçilemez, ortadan kaldırılamaz. Madde 1. Madde 2, eğer iki toplumlu bir devlet kurulacaksa bu devletteki yönetim adil, paylaşım adil olmalıdır. Madde 3, toprak ve mülkiyet konularında Türk tarafının herhangi bir mağduriyeti, kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Kısacası kurulacak bir ortaklık, ortak bir devlette her şey iki tarafı da mutlu ve memnun edecek şekilde olmalıdır. Bütün bunlar olduktan sonra da Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlikle ilgili tedbirleri aynen devam etmelidir. Teşekkür ederim.